Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Nasılsın be güzel arkadaşım? Yani rehber matematikte 5 yılı aşkın bir süredir klasik giriş cümlemizdir. Bu değiştiremedik bunu ama olsun diyelim. Yani değişen şey belki arka planlar oldu ama şuralar, şuradaki samimiyet, o senle bizim aramızdaki oba hiç değişmedi. Değişmesin diyelim. Ve hemen konuya girelim. Bugün ne konuşacağız biliyor musun seninle birlikte? Bugün seninle birlikte YKS konuşacağız. Seninle birlikte AYT matematikten bahsedeceğiz. AYT matematik konuları nelerdir? AYT matematik konularına nasıl çalışılır? Bu süreç nasıl ilerler? ve rehber matematikte Mehmet hocam sen bizim için her planladın diyorsan tam yerine geldin güzel arkadaşım. Evet AYT matematik konularından bahsedelim biraz. AYT matematikte hangi konular var? Kaçın sınıf düzeyindeki konular çıkıyor hocam? Ben bunları bilmiyorum bunları merak ediyorum ve bunlara nasıl çalışacağım diyorsan hadi gel ekranları bir değiştirelim seninle birlikte. AYT matematik serüveninden bahsedelim. AYT matematiğe çalışmak istiyorsan karşındaki konu sıralaması bu şekilde olmalıdır. Eğer TYT matematiği bitirdiysen. Keza 1 Temmuz'da başladığımız 49 günde TYT matematiği biz Ağustos'un ortasında bitirdik. Ve artık tekrarlarını yapmaya başladık. Hatta hatta AYT matematiğe de başladık. AYT matematiği biz Eylül 1 itibariyle fonksiyonlarla başladık. Diyeceksin ki hocam benim elimdeki ya da piyasada gördüğüm birçok kaynakta hatta hatta hemen hemen bütün kaynaklarda AYT matematik müfredatı e, polinomlardan başlıyor hocam. Polinom ve çarpanları ayırmadan başlıyor. Haklısın oradan başlıyorlar. Çünkü polinom ve çarpanlara ayırma onun sınıfın önemli bir konusu. Ve oradan itibaren ayet matematik konuları başlatılıyor. Fakat... Biz fonksiyonlardan başladık. Biz TET ile AYT'nin ortak konusu olan ve lise matematik müfredatının bence en uzun konusu olan. Diyeceksin ki hocam sadece fonksiyonlar. İşte o sadece fonksiyonlar değil. Biz altyapı sağlam olsun ve AYT matematikte gerçekten güçlü adımlarla sona ulaşalım istedik. Ve planlamamızı yaparken fonksiyonlardan başladık ama tekrar başlıyoruz. AYT matematik kampına başlıyoruz. Pazartesiden itibaren yeniden diyeceğiz. AYT matematik kampı başlıyor diyeceğiz. Ya hocam ben fonksiyonlara çalışmadım ama TYT'yi bitirdiysen bayağı bir yol almışındır. Ne yaparsın? Arkadan fonksiyonları yetiştirmeye çalışıp bir yandan da yepyeni AYT konularını bizlerle birlikte hazırlanırsın. Burada önemli olan noktalardan biri de ne biliyor musun? Hani o sinerji, hani o birlikte hareket etmek. Belki evde çalışıyorsun, belki dershaneye gidiyorsun ama bir gruba dahil olamadın. Ve o grup içerisindeki sinerjiyle güçlü hareket etmek. İşte AYT matematikte, rehber matematikte yıllardır yapmak istediğimiz. Hatta yaptığımız artık. 49 günde TYT matematikte bunu gördük. Yüz binlerle beraber çıktık yola. Beraber bitirdik. Şimdi AYT matematiğe başlıyoruz yeniden. Yeniden diyorum çünkü Pazartesi 4 Ekim itibariyle yepyeni bir kampla başlıyoruz. Polinomlar, çarpanlara ayırma, AYT matematik öğren bitsin diyeceğiz ve bütün konuları bitireceğiz. Hangi konular var? AYT matematik konuları nelerdir hocam? Kaçın sınıf konuları bunlar? Gel birlikte bakalım. Şimdi ait Matematik'in özü dedik ya az önce de fonksiyonlarla başlar. Keza biz de fonksiyonlarla başladık. Fonksiyonlar 10. sınıf konusudur. Ve lise matematik müfredatının en önemli konusu. Birazdan fonksiyonların hangi konularla bağlantılı olduğunu da anlatacağım. Ama bekle bir konu başlıklarını görelim. Arkasından yine 10. sınıf konusu olan polinomlar ve çarpanları ile devam ediyoruz. İkinci dereceden denklem parabol eşitsizlik. 11. sınıf müfredatının konusudur. AYT matematiğin kilit taşlarından biridir. Hani arada bir köprü var diye düşünelim. 10. sınıftan biz niye böyle yapıyoruz ki? Köprüyü buraya çizsek ya değil mi? Şu şekilde şu şekilde giden bir köprü gibi düşüneceğiz ama bir türlü ayarlamadım ekranı özür dilerim. Şimdi ayarladık. Şu şekilde giden bir köprü gibi düşünürsek 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf matematiğini. Şuradaki bağlantıyı kuramazsan, 11. sınıftaki bağlantıyı kuramazsan köprü çöker, öğrendiklerin boşa gider. Onun sınıf fonksiyon ve polinomlarla biz AYT matematiğin başlangıcını, zeminini hazırlıyoruz. Ve ikinci dereceden denklem parabol ve eşitsizliklerle gerçekten kilit noktasını ayarlıyoruz. Köprüyü kuruyoruz bir sonraki basamağa geçebilmek için. Evet ikinci dereceden denklem eşitsizlik parabol bittikten sonra trigonometriye geçeceğim ben. Diyeceksin ki hocam neden trigonometri? Ya trigonometri geometriye alınmadı mı? Alındı keza ama özünde trigonometride bir fonksiyondur. Özel tanımlanmış. Trigonometrik fonksiyonlar diye geçer gerçek adı. Ve nereden baksanız her yıl ortalama en az 4 sorusu ve üstü de var tabi. Artı 4 diyelim biz ona. Artı 4 sorusu olan bir konu. Trigonometriyi beraber anlatacağız. Keza bu da 11'in sınıfın en baba konuları diyoruz ya. 11'in baba konularından biri. Biz onu matematik içerisinde bitireceğiz. Hemen arkasından yolun şeridin öbür tarafına geçiyorum. Logaritma dizilerle 12. sınıfın ilk konusuyla yola çıkıyoruz. Logaritma dizilerde özünde dönüp dolaşıp yine bağlanacağı noktalar var. Arkasından limit, türev, integral üçlüsü. Herkesin korkulu rüyası olabilecek ve AYT sınavının en çok sorunun sorulduğu üçlü konu diye de geçer. Hani bu üçlü konuyu birbirine bağlarsak eğer buradan kaç soru geliyor hocam dersen en az 10 sorusu var. Düşünsene 10 soru geometri, 30 soru matematik ve bu 30 sorunun 3'te birlik bölümü limit türev integral. Ama çok zor diyorlar. Hiç de öyle değil. Limit türev integralden çıkan sorulara baktığınızda ya da gerçekten hakkını vererek çalıştığınızda tanımıyla kavramıyla, yeri geldiğinde ispatıyla bu konular en çerez, en güzel netlerin toparlandığı konular. En rahat edeceğimiz konular olacak. Gün gelecek sen şöyle diyeceksin denemelerde. Keşke limit türevden daha fazla soru gelseydi. İntegralden daha fazla soru gelseydi de daha çok netim çıksaydı diyeceğiz. Biz bunun için uğraşacağız. Keza geçmiş yıllara dönüp baktığımızda rehber matematikteki kamplarda hep bunu yapmaya çalıştık. En sona bıraktığımız bizim AYT konumuz permütasyon kombinasyon olasılık binom ve veri. Evet buradan da sorular geliyor. İki soru garantisi var diyelim bu toplu konunun. Peki bu konu niye en sonunda hocam? Çünkü hiçbir konuyla bağlantısı yok. Dört işlem biliyor musun? Tamamdır o zaman. Hadi gel başlayalım bu konuya diyeceğim. Ben biraz AYT matematik'in ayrıntılarına girmek istiyorum ya. Hani AYT matematikteki konuları saydık az önce. Bunları böyle karşılıklı koyduğumuzda bağlantılı. Yani hocam ben bir sonraki konuyu öğrenmek istediğimde neleri bilmem gerekiyor dediğin kısım. Fonksiyonlarla başlayalım. Gerçekten bu işin temeli olan nokta. Niye bizim bunu farklı AYT kaynaklarında hep polinomlardan başlıyorlar dedik ya. Niye biz bunu AYT müfredatının başına aldık? Niye bunda gerçekten fonksiyonlarda ısrarcıyız? Çünkü fonksiyonlar polinomlarla bağlantılı. Ya polinom dediğin şey senin fonksiyon yardımıyla çözülüyor. Sen fonksiyon bilmeden polinomu anlaman mümkün değil. Geldin ikinci dereceden denklem eşitsizlik parabol konusuna. Keza burası da bağlantılı. İkinci dereceden denklemlerde evet denklem köklerini buluyoruz. Ama o denklem köklerinin grafikle gösteriminin aslında fonksiyonla yardımından faydalanıyoruz. Biz bir ifadeyi grafikle gösterebilmemiz için fonksiyon hakkında bilgimiz olması gerekiyor. Hımm o zaman fonksiyonlar olmazsa olmazımız. E parabolü de anlatırken keza bunlardan yararlanacağız. Birçok eşitsizlik sorusu fonksiyonlar yardımıyla çözülecek. Geldim trigonometriye. Dedim ya trigonometri de aslında başlı başına bir fonksiyonla alakalı konu. Çünkü adı üstünde trigonometrik fonksiyon. Fonksiyonların tüm özellikleri burada da sağlanıyor. Logaritma dizi. Üstel fonksiyonun tersidir kendisi. Ya üstel fonksiyon diyorum. Ya bak logaritmanın tanımını yapacağız seninle. Üstel fonksiyonun tersi. Ya üstel fonksiyon diyorum. Tersi diyorum. Hepsi fonksiyonla alakalı konular. Diziler özel tanımlanmış fonksiyonlar keza. Biz niye bu kadar ısrarcıyız? Limit. E fonksiyon bu da. Türev fonksiyonu. integral zaten türevsiz olmaz diyeceğiz. Bunları anlat. Ha bu arkadaş bir tek oraya uğramayacak. Benim fonksiyon dediğim konu. Peki gel hocam bana da biraz da polinomdan bahset dersen. Polinomlar buradaki hangi konuyla bağlantılı? Polinomlar burada aslında sadece fonksiyonlarla bağlantılı diyebilirim. Daha sonrasında polinomları değil özünde hep fonksiyonları kullanıyor olacağım ben. Fonksiyon bilgimi kullanıyor olacağım. Yani ben hocam polinomlarda sıkıntı yaşıyorum. Acaba diğer konuları öğrenemem gibi bir sıkıntı kesinlikle olmasın. Dedik ya bir de kilit taşları var. İkinci dereceden denklem, parabol eşitsizlik. Bir kere ikinci dereceden denkleme eşitsizlikler fonksiyonlarla çok bağlantılı. Buradaki bilgilerimizi daha sonra fonksiyonlarda da kullanmaya başlayacağız. Polinomlarla bir bağlantısı yok. İkinci dereceden denklem parabol eşitsizlik trigonometriyle çok ufak. Çok ufak. Hatta böyle noktalı yapabiliriz buraya. Hani nokta nokta ilerleyen bir bağlantısı var aralarında. Özellikle eşitsizliklerde kullanacağım. Geldim logaritmaya. Logaritmada biz ikinci dereceden denklemlerle uğraşacağız. Onların eşitsizlikleri sayesinde logaritmanın tanım kümelerini bulacağız. Orayla ilgili bağlantıları var. İşte ikinci dereceden denklem eşitsizlik parabol. Olmazsa olmaz iki konusu bence türev ve limittir. Türev sorularının birçoğu ya neredeyse tamam ya. İkinci dereceden denklemlerde parabolle eşitsizlikle alakalı. Biz bu konuları ne kadar sağlam öğrenebilirsek türev ve limitte o kadar rahat edeceğiz ki. O yüzdendir hep burası bizim için kilit nokta kilit taşı diyorum sana. Tam bir kilit taşı noktası. Peki Yukarıdaki konularla da fazla bağlantısı olmadığı için orayı geçtim. Trigonometri kendi başına bir konu olarak düşünülebilir ama özü yine dönecek dolaşacak fonksiyonlara uğuracak. Yeni gelecek yine noktalı olarak ikinci dereceden denklemlerle bağlantısı var. Logaritma dizileri zaten az önce anlatmaya çalıştık. Buradaki logaritma ve diziler ikinci dereceden denklemler olmadan yapılabilecek konular değil güzel arkadaşlar. Evet ortalık biraz karıştı sanki ama şu üçlüye de bir göz atmadan gitmeyelim. Sen integral, sen türev çözmek istiyorsan, sen limit almak istiyorsan güzel arkadaşım. Burada gördüğün hemen hemen bütün konularla ilgili eksiksiz bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Ya hocam ben bu konuları yapmak için en baba gerekli konular hangi ikili dersen ben sana ikinci dereceden denklem, parabol, eşitsizlik ve fonksiyon derim. Bunlarla ara ne kadar sağlamsa sen limit türev integral hani hep seni korkuttukları hep o mezunların ya bu konulara çalışılmaz elenmesi gereken konu varsa bunları eleyelim dedikleri konular var ya işte o konuları birlikte çok sağlam bir şekilde bitireceğiz. Dedik ya biz AYT matematikte bu sefer gerçekten yapılmayanı yapmak istedik. İnanılmaz bir yıllık planlama. Hadi böyle kapalı devre sistemler var ya da gittiğiniz kurslar, dershaneler var. Size belki yıllık planlarını vermezler ama işleyecekleri konu sıraları bellidir. Kitaplara göre giderler. Biz işleyeceğimiz konuları, gelecek videoların sıralarını tam bir yıla yaydık ve bunu senin için planladık. Fonksiyonlar, polinomlar ki polinomlar dedim ya 4 Ekim'de başlıyor. İkinci dereceden denklemler Ekim Kasım itibariyle Ekim'in sonu Kasım'ın itibariyle başlayacak. Hemen arkasındaki ayda trigonometri logaritma dizilerle bir türev derken bütün konuları tas tavan birlikte bitireceğiz. Tabi sadece ayeti matematik değil benim burada anlattığım geometrisini de birlikte bitireceğiz. Ama sen diyeceksin ki hocam ya biz YKS sınavında başarılı olmak için istediğimiz üniversitenin kapısından girmek için ya sadece buradan aldığımız puan yetmiyor ki AYT matematikte. Tamam TYT'yi bitirdik ama eksiklerimiz var. Bunu nasıl halledebiliriz diyebilirsin. Yani en önemli eksiklerimizden biri ne olabilir? TYT matematiğin en baba konusu. TYT matematiğin başlı başına artık sınav kazandıran bölümü. Tabii ki problemler. Ne dersin? Problemleri 49 günde bitirdik bir temelimizi attık. Artık üstüne çıkalım mı? Gerçekten problemlerde Pro olma vakti gelmedi mi dersen? İşte problemler kampını hazırladık senin için. Problemler kampında yine dört ekim Pazartesi. Ya bu nasıl bir Pazartesi'dir ya? Hani her şeyi geçtim. O Pazartesi bu Pazartesi. Eğer bugüne kadar diyete başlamadı ne diyeti? Ya? <laughs> Diyetlere başlamadıysan, sınavlara çalışmaya başlamadıysan, motivasyonu bulamadıysan, Ekim ayının ilk Pazartesi. Bu Pazartesi tam zamanı şimdi diyorum. Gel birlikte başlayalım Pazartesi. Var mısın benimle birlikte? 4 Ekim pazartesi günü problemleri problematik yani gerçekten bu işi başından alıp problemlerin tüm sorumu adımlarını size göstererek adım adım ilerlemek istiyoruz. Öyle 3-5 günde değil 3-5 derste de, de değil. Gerçekten bunu belli bir periyoda ve planlı bir şekilde 8 haftalık bir sürece yaydık. 8 hafta sonunda bütün problem çeşitlerine en az 2 gün ayırmış oluyoruz. 2 daha farklı ders ayırmış oluyoruz ve bütün adımlarını birlikte bitireceğiz. Bütün soru tiplerini birlikte göreceğiz. Ağır ağır tane tane o soruları çözeceğiz. Gerçi ben ağır ördürüyorum ama çoğu arkadaşımız çarpı 2'de de izleyebiliyor bunları. Ve en sonunda sadece bu kampı yapıp bitirmeyeceğiz. Çünkü en sonunda bir ölçme gerekir. Sonrasında o ölçmeyi değerlendirmek gerekir. 29 Kasım günü de problematik denemesi yapacağız. Yaptığımız bu denemenin sonunda yapacağımız netler, yaptığımız doğru sayıları sonrasında bir sonraki adıma hazırlanacağız daha cix sorular çözmek gerekir ya. Biz de ona problematix dedik. Problematiksteki sorulardan çözeceğiz. Çok daha sert problemlerle ama onları çözebilmek için bu adımı atlayamazsın. Bu adımı da yapmak zorundasın güzel arkadaşım. Evet benim anlatacaklarım problematik özelinde. AYT matematik özelinde Bunlar da güzel arkadaşım. Sizlerin soruları varsa ne yapabilirsin? Videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Elimden geldiğince bunları cevaplayabilirim. Ve yer yer bu tarz açıklama videolarıyla karşına gelebilirim güzel arkadaşım. Hatta bu ortam bana daha bir samimi geldi ya. Ne dersin? Ayet'e matematikte birlikte başarmayalım mı? Birlikte gidelim mi o süreci? Hani o birlikte sinerjiyi, birlikte gücü yakalayalım. Ve Ayet'e matematik bittiğinde, sınav günü geldiğinde o istediğimiz üniversitenin kapısından istediğimiz diyorum. Sadece bir bölüm yazmak değil hedefimiz. İstediğimiz bölüme istediğimiz üniversiteye gitmek. Kapısından zrank diye birlikte girelim. O zaman o pazartesi bu pazartesi olsun. Artık bugüne kadar çalışmaya başlayamadıysan, hep ertelediysen, diyette dahil olmak üzere hepsini al gel. 4 Ekim pazartesi günü yeniden, yine yeni, yeniden AYT Matematik'te buluşuyoruz. Ve keza problem Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş Hoşçakalınız, hoşçakalın.